Aslında makinesinde sorun varmış, Numan kurtulmuş varmış falan filan. Gazeteli paylaştık. Bilmem anlatabilir miyim? Muhabirimiz anladım. Söylemiş miydim? Hasan diye bir muhabir var. Geçen dedi dinlem yok. Mustafa senin ilk yanında diyor, o anlatamıyor, şiddetince sonra efendim. Ama o kadar güzel. Mustafa sen okula gelme artık. Tamam doğrusun o kadar. Osmanlı Spor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Takımımız bugüne itibaren akşam idmanlarıyla Osmanlı Spor karşılaşmasına, maçına hazırlanacak. Şu anda cezalı olan Poco ve Kerim dışında eksik bir oyuncumuz görünmüyor Osmanlı maçı için. Bu arada bugün Traore'ye sene sonuna kadar, sezon sonuna kadar bir izin verdik, izin yazısı verdik. Traore de bundan böyle sene sonuna kadar bizimle birlikte olmayacak. Zaten bildiğiniz üzere Traore'nin son senesi, sözleşmesi bitiyor. Tabii Traore zor bir sene geçirdi, malumunuz. Evladını kaybetti. Değişik zamanlarda kendisi Karabük Spor'dan ayrılmak istediğini de söylemişti. Bu transfer ya da Traore'nin ayrılması devre arasında gerçekleşmedi. Traore bizimle birlikte bugüne kadar geldi. Bugün itibariyle kendisine hocamızın da bilgisi dahilinde onun da görüşlerini alarak izin verdik sene sonuna kadar. Sözleşmesi de bitiyor. Sonuçta sözleşmesi de bitiyor Traore'nin. Kendisine teşekkür ettik. Karabük Spor'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte futbol hayatında başarılı olur. Takımımız tabii ki Osmanlı Spor maçına 3 puan hedefliyor. İç sahada iyi puanlar topladık lig genelinde. Şu anda ligin bitmesine, sonuçlanmasına 5 hafta kala matematiksel olarak belki kümede kaldık diyemesek de genel kanı kümede kaldığımız yönde. Ancak rehavete kapılmamak gerekir. Çok rahatlık diyelim. Matematiksel olarak kümede kaldığımızı görmediğimiz sürece kaldık demek bana göre doğru değil. Şimdi tabii ki önümüzdeki ilk maçta 3 puan hedefliyoruz içerideki maçta. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onların desteğiyle birlikte uzun zamandır alamadığımız 3 puanı bir arada umarım alırız. Fatih. Açsana Fatih.